Cüneyt Bey, siz bu evlilikte hep başından beri Saniye Hanım diyor ki hiç Seyfi'nin sorumluluğu yoktu. Ya gece yarısı ya, geliyordu. Kaza yapıyordun, milletin peşinde geziyordun. Az bir sakin olacaksan konuşacaksın. Yoksa sen kendi başan konuş burada. O zaman düzgün konuş, doğruları söyle. O zaman dinleyeceksin. Tamam, dinliyorum ben. Şimdi Saniye kendi sorumluluğunu yerine bak. Erkek olaraktan eksikliği varsa, hani evine geç gelmesi, alkol alması varsa bu Saniye de hani demek değildir ki eksik yapsın. Seyfi gurbete gitmiş, çalışıyor. Aşağıda yan komşuyla son ses müzik oyun oynuyorlar kapıda. Çocuk evde çatlıyor. Kim müzikle oyun oynuyor? Saniye kendisi. Hangi çocuk evde çatlıyor. Ben üst katındayım, üst katında. Ben bir üst katındayım. Çağırıyorum duymuyor. Bağırdım ben. Çocuk evde ağlıyor. Ha, çocuk evde çağırıyor, ağlamıyor. Dans mı ediyor? Artık. Dans mı ediyor? Oyun oynuyorlar. Orada dendiri dindir. Nerede oynuyorsunuz? Kapıda mı oynuyorsunuz? Nerede oynuyorlar? Neyse. Komşunun evinde mi? Komşunun kapısında son ses müzik. Çocuk da ağlamaktan çatlıyor. Çocuk ağlamaktan çatlıyor. Çağırdım. Neyse duydu, zor bela gitti. Ondan sonra çocuk sustu. Geri çıktı. Şimdi yine açtılar. Yine bağırıyor çocuk. Ben artık hani yapacak bir şey yok. Ben evinde asla oyun oynamadım. Gelince bir saniye. Ben gelince hani bir konuştum. Bundan sonra abim de hani çok iyi bir niyeti var. Hani bir şey desen hemen gidip söyleyeyim. Bak dedim, bir gözlemle, bir dışarıdan kuş bakışıyla hayatına bir bak dedim. Neler oluyor? Senin hayatında bazı şeyler farkında olmadan değişiyor dedim. Yani sen Allah fark ettin mi Saniye'nin değiştiğini? Ya Allah. İnceden ufaktan bu Saniye hani Seyfi'yi birilerine karşı daima kışkırtmaya çalışıyor. Yok Erdoğan'dır, yok pazarda birisi benim elimden tuttu, güzelim ne parasıymış. Yok ne ben duymadım. Vardı. Sen de varken. Hangi pazarda güzelim? Pazarda pazarcı yok. Hani paraya gerek yok güzelim falan demiş. Ben öyle bir şey dedim mi Seyfi? Dedin. Seyfi ben öyle bir şey dedim mi? Dedin. Doğru Üzeyir'in söylüyorum. Oradayken alt kattayken hani bir tartışmaz olduydu. Benim öyle bir şeyden bilgim yok. Heh. Size belki o zaman şey pazarcı demiş ki sen çok güzelsin, para vermene gerek yok mu demiş. Ya sürekli asla bak, kabul etmiyorum. Birilerine karşı en sonki işi Üzeyir'i arıyor. Hani eşiyle, Üzeyir zaten madde bağımlısı. Halüsinasyonlar görüyor. Kimi kimle görüyor. Abiniz yani. Ha, Üzeyir abim. Üzeyir'i de arıyor. Ya Melahat seni hani eşin seni aldattı, şöyle yaptı. Allah yalan yok, söylüyor. Böyle yaptı. Yok, dinleyeceğim. Ben bir anlatayım, dinleyeceğim. Eşin seni aldattı mı diyor? Yazmış. Ha, eşin seni aldattı, şöyle yaptı. Bana hitap atmış orada. Hani bir dakika. Seyfi'yle de bilmem nesi vardı, bilmem ne vardı. Üzeri çıkıyor. Seyfi böyle evet, yapmış. Abla. Oğlum sen ne diyorsun? Seyfi'ye diyor, Yaz Üzeyir benim oğlum diyormuş. Buna sen ne diyorsun diyorum. Üzeyir benim yanımda. 5 vakit beraberiz. Saniye. Elçinin Seyfi ile ilişkisi olduğunu mu söyledin? Daha önce de söyledim. Face'ten aradım. Sordum böyle bir şey var. Allah aşkına hani doğruyu söyle diye sordum. O da 3 çocuğumun ölüsünü öpeyim ki ben böyle bir şey söylemedim dedi bana. Sonra eşiyle ilgili isim vermek istemiyorum. Birini söyledi. O ismi alalım artık. Bir iddia var ortada. Tamam. Abla. Şey dedi Emrah. Sen nereden gördün? Tamam, nereden duydun? O ismi alalım. Emrah dedi. Emrah'la Melahat'ın ilişkisi. Emrah'la senin ne işin var? Benim değil. Melahat'ın ilişkisi var. Ya ne diyorsun sen ya? Üzeyir'in karısı. Ben Üzeyir'e bir şey söylemedim. Madde bağımlısı. Üzeyir ona kalırsa herkes öyle görüyor. Üzeyir'in gördüğünden bakmıyorum ben. Sen Saniye'nin gördüğünden Seyfi Bey, şunu soracağım. Üzeyir mi Melahat'in Emrah'la ilişkisi var mı diye soruyor. Ben dedim ki bana Melahat'la ilgili bir şey sorma. Biz dedim muhatap değiliz dedim. Hani onunla ilgili bir şey söyleme dedim. Ben sorma dedim. Sonra karşı komşum Emre dedi. Onunla mı ilişkisi var? Allah aşkına söyle bilmem ne. Ben zaten ayrıldım dedi. Hı-hı. İşte ikinci bir evlilik yapmayı düşünüyorum dedi. Ben bu şekilde Üzeyir'le konuştum. Kaydanam da bana dedi ki sen dedi işte Üzeyir'e dedi böyle şöyle söylemişsin dedi. Ben asla kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde öyle söylemedim dedim. Aslında sana soran Üzeyir'di. Üzeyir Sefer'le kullandı. Şüpheleniyor. Peki bir saniye. Sana taciz ettiğini iddia ediyorsun. Bu şahsın. Üzeyir'in. Evet. Sen bu şahsa hangi yüzde, hangi şeyle yazıyorsun? İlk önce nasıl bir zihniyet bu? Sana taciz eden biri insana sen nasıl bir yazabiliyorsun? Çocuğun hakkında konuşmuş çünkü. Çocuğun hakkında konuşmuş. Anladın mı? Nereden duydun onu? Sana ya. Onu nereden duydun? Bana da herkese de gerek senin o. Senin tarafından duydu, merak etme. Bizim taraftan bizim taraf olsun kim? Ya. İftira atıyorsun ya. Kim söyledi? Senin ailenden birinden duydu, merak etme. Tamam, ismini söyle. Söylemiyorum. Söyleyecek ki bağlanacak bu yayına, söyleyecek. Söylemiyorum. Abla şimdi buyurun siz. Üzeyir bir dakika şunu soracağım. Üzeyir gerçekten sana ilk böyle tacizde bulundu mu Saniye? Evet. İlk mesajı da o attı bana zaten. Ne mesaj attı o? Mesajda ne vardı? Ya Üzeyir bu arada Seyfi Bey'in abisi. Kardeşim. Abiniz. Kardeşim. Yok, mesaj olarak taciz etmedi ilk önce. Hani dedim ya, kapımı açtığımda üst kata çocukları almaya giderken o gece dokundu. Dokunduğuna hani ihtimal vermedim, öyle bir şey beklemediğim için. Bak tekrar söylüyorum, o ana kadar, o geceye kadar hiçbir yanlışını görmemişimdir. Aynı evde uyumuş kalkmışlığımız vardı. Alkollüydü o yılbaşı gecesi. Genelde hep alkollüdür o, hani sürekli içerdi. İki akşamın biri falan içerdi sürekli. Alkol oldu, hani yanımızda da içerdi ama hiç öyle bir şeyini görmemiştim. O akşam işte dokunduğunu hissettim, hani dokundu bana, ben hiç o ihtimali vermedim. Yanından geçtim, yani biz sürekli çarpışırdık, hani aynı ev içinde olduğumuz olurdu. Böyle kalabalık yerde olduğumuz olurdu, hiç öyle aklıma gelmeden dokundu. Sonra ben onun önden geçtim. Yukarı çıktım 2 basamak. Sonra dedi ki Saniye bir şey diyeceğim dedi. Geri döndüm. Söyle Üzeyir dedim. Kolumdan tuttu böyle aşağı eğil dedi bana. Eğildim böyle hani yakın olsun diye. Eşiyle ilgili bir şey söyleyecek diye. Kolumdan tuttu işte çok güzelsin bilmem ne dedi. Ben de bunu ittim. Yukarı çıktım. Onun sonrasında gece de işte devam eden meşazları oldu. İşte Melahat'ın adına yazdı ilk önce bana. Diyor ki meşazda çatıya gel diyor. İlk önce dışarıya, evin arkasına gel diyor. Gitmiyorum. Sonra çatıya çağırıyor. Melahat'ın adına yazıyor. İşte Üzeyir'le ilgili sana çok önemli bir şey söyleyeceğim diyor. Sonra çatıya da gitmedim ben. Gel dedim Seyfi zaten evde yok. Sen eve gel burada konuşalım. Tamam, aslında alkollüydü ve bu tarz yani yakınlaşmak içerikli mesajlar atmış. Şimdi madde etkisi değil olabilir. Alkol etkisi altında alkol atmış. Etkisi ama ben şey onu olmaz. Sonradan zaten affettim kendi içimde. Maddenin etkisinden olduğunu hani kabul ettim. Ama şurası enteresan. Sen de eltini Seyfi ile birlikte işte olmakla suçluyor. Kaynana bana dedi ki oğlum dedi madde kullanıyor dedi. Üzeri ne dese gale alma dedi. Bu iftiraları dedi Üzeri kendi çıkartıyor dedi. Çünkü sebep. Bunu da kaynana itmek, beni biriyle belaya koymak, buralara gelmeyecek. Ben bu iddia ettim. Parayla, neden seni biriyle çözmeyeceğim? Neden senin biriyle Allah başının belaya girmesi istiyor? Abla benden kurtulması lazım. Yoksa öldüğüm güne kadar salmayacağım. Yine salmayacağım. O ne demek salmayacağım? Çözeceğim ölecek bu işi. Yani. İddialarımın hepsini tek tek ortaya koyacağım ve o suçlular tespit olduğunda girecek o cezaevine. Çünkü Türk Ceza Kanunu'nda bunun cezası var. Hüseyin Hoca söyledi, yani Hüseyin Bey söyledi. Dedi ki bu zaten böyle bir şey yapıyorsa gerçekten fuhuşla ilgili bu şeyi yapıyorsa bu suç. Ben de dava açacağım aileme iftira attığı için. Açabilirsin. Sen dava yolun açık. Dursun. Ailem açmış zaten. Bunun attığı tehditlerin ses kayıtlarının hepsini gitti. Tehdit bende yok, sizde var. Saniye açıkça canlı yayında soracağım. Peki... Seni zorlayan, seni böyle bir iş yaptırmak için baskı yapan biri var mı? Hayır abla. Öyle bir şey yapmıyorum ki. Zaten. Ya da ne bileyim çocuğunla tehdit ediyorlardır, ailenle tehdit ediyorlardır, kardeşinle tehdit ediyorlardır. Hayır abla. Böyle bir baskı altındaysan yok, biz sonuna kadar bunun içinde savaşırız. Yok abla, asla. Hayatında kimse varmış o? Yok ablacığım. Ablacığım şunu da söyleyeyim. Hani diyor ya, hani diyorsun ya baskı altında bilmem ne. Ben karakola da gidiyorum. Oradan arıyorlar da iyi misin? İşte hani uzaklaştırmam vardı zaten. Daha yeni bitmişti belki. İyi misin, adres tespiti, her şekilde ben polislerle zaten iletişim halinde. Şeyde de gittim zaten. Nereydi? İstanbul'a gelmeden önce gittim karakola. Karakol şeyde Samsun'da, Atakum'da karakola gittim. 2 tane karakola gittim ayrı ayrı. Atakum'da hem aile kadın ne diyorlar ya ona? Yani 2 tane ayrı ayrı karakola gittim Atakum'da. Öyle bir şeyim olsa zaten karakola girebilen, çıkabilen yani insanım. Söylerim ben ona her aynen şekilde öyle diyorsun. Bu arada şu an çocuklardan DNA örneği alınıyor. Biliyorsunuz 2 küçük çocuğa DNA testi yapılacaktı. Seyfi Bey onu istedi. Evet, şu an DNA testi için örnek alınıyor. Sonra ekrana vermiyoruz. Şu an çocuklar çok küçük. DNA testi abla, yapılmaya başlandı. Efendim? Kan alıyorlar. Tükürükle alınıyorlar değil mi? Evet. Boğazdan tükürük alınıp yapılacak. Çocuğun şu an düşündüğü imasını verdi şimdi. Ne? Çocuğunu düşündüğü imasını verdi. Kan alırsa canı acır. Düşünmüyor mu çocuğunu hiç yani? İma verdi şu anda ya. Düşünüyor, görmüyor musun? Sen ne düşünürsen düşün, umurumda değil. Kan alınsın canı acır diye söyledin değil mi Saniye? Kan alınsa. Evet abla. Sen hiç çocuklarını düşündün ama dün bir ara dedin ki o iyi bir anneydi. Anneydi abla. İyi bir anneydi ama şimdi değil. Şunu da düzeltelim lütfen. İyi bir eş olmayabilirsin ama iyi bir anne diyoruz abla ya. İnsanın... Hayır abla. İyi bir anne de değil kendisi. Artık insanın karakteri değişmez abla. Hatalar yapabilir, yaptığı şeyler olabilir. Net. Ama insanın 4 çocuğun içinde bunu yapan adam olan insan iyi bir anne değil. Buna iyi bir anne diye iddia eden hani onun iyimserliğinden konuşmak istiyor ama Boşuna kendini yoruyor. Yani şu an 4 ay uzakta olduğu için mi çocuklarından bunu söylüyorsun Seyfi Bey? 4 ay diyor abla, daha çocuklarından kaç ay uzakta olduğunu bilmiyor. 5,5 aydır çocuklarını görmüyor. Dün de 4 ay dedi. Ben uyardım hatta 5,5 ay diye. Toparlamadı bile. Az önce de 6 ayla 4 ay arası dedi. Düşünüyorum Saniye Hanım'la alakalı. Saniye Hanım'ın kardeşi, yani senin abin, abi, seni böyle bir yola sevk etmiş. Asla öyle bir şey düşünüyorum. Asla. Çünkü dün şöyle bir cümle sarf ettin burada. Dedin ki ben çocuklarım için Seyfi'ye dönüyor olmam aileme söylediği bütün her şeyi kabul etmem anlamına gelir dedin. Evet. Hani onu kabul etmemek için şu anda çocukların için Seyfi'yle de beraber olmak istemiyorsun zaten. Evet. Bence öyle. Sen aileni koruyorsun. Ne diyorsun? Ne alakası var? Ben zaten alacağım abla çocuklarımı. Ne alakası var? Söyle Kadriye Hanım. Ben Saniye için ne düşünüyorum biliyor musun? Saniye'nin baştan aileden geliyor şeyi. Bu hatası. Aileden geliyor. Neden? Aile çocuk yaşta bunu evlendiriyor. Oradan kaçışı Saniye'nin. Evlendiğinde biraz özgürce bir hareketleri oluyor. Çocukları oluyor. İlgileniyor onlarla. Yine olmuyor. Yine olmuyor. Ergenlik bitiyor. Tam yaşı oturduğunda Saniye'nin içinde balon şişiyor patlıyor. Ama Seyfi'yi ben bir dönem sevdiğini düşünüyorum. Hiç sevmemiş değil. Aynen. Sevmiş. O kadar bir dönem değil. Tabii. Sevmiş seni yani. Bir dönem değil. Bana yansıttı. En azından şunu söyleyebilirim. Bu 10 sene içinde ben bir gurbet işlerine dedim ya, petrol tadilat işleri yapıyorum. Gitmeye başladığımda da zaten ilk defa olmuştu. Toptepe'den bir o yılbaşında oldu. Yağız Kenan'ın doğduğunda. Bir de ondan sonra bir Diyarbakır'a çalışmaya gittiğim oldu. Hani ondan sonra artık bir değişik oldu olmaz. Çünkü benim evimde zaten kameram da var. Hani öyle bir yere koydum ki 360 derece dönüyor. Hani çocuklarımı görmek için. Bir ara internet kesildi. Ben dedim havuza kartal tak kameraya. Sen eve niye kamera koydun Seyfi? Ablacığım benim evde çoluğum çocuğum var. Mahallede ufak tefek sıkıntılarımız oluyor olmuyor. Benim hem aynı zamanda görüntülü görüşme gibi izleyebiliyorum program üzerinden. Hatta muhabbet ediyorduk kendileriyle. Peki ama eşin aradığında gösteriyor muydu sana? Tabii, hatta ben adımı konuşuyordum. Yani bundan haber bile olmuyordu. Açıyorum bakıyorum. İçinde gücünde. Halı yıkıyorlardı bazen kapıda. Bazen çocuklara yemek yapıyordu. Ama bir şey söyleyeceğim Seyfi Bey. O zaman senin kafanda hep bir şüphe vardı ki kamera koydu. Abla şüpheden koymadım ben kamerayı. Neyden? Abla niye benim evimin önünde güvenlik kamerası olmasın mı? Mutfağın önünü çevirdiğim zaman mutfağı gösteriyor. Evin değil. Camın ağzında. Gösteriyor. Evin içinde zaman değil. Mutfağımı gösteriyordu. Çevirdiğim zaman 360 derece dönüyor dedim tamam, ya. Tamam ama evinin içinde değil. Yok evimin içinde değil. Bir ara evimin içinde bir iki koydum aldım yani. Sandım. İçinde olması doğru değil. Evin içinde değildim. Filiz Hanım, Ayıldız. O da gülüyor. Ya arkadaşlar ben çocuklara çok üzülüyorum şu anda. Evet. İkinizi de suçlu görüyorum bence. İşte biriniz içmiş, biriniz başka bir şey yapmış ama o çocuklar şu anda ortada. Evet. Abla benim suçum cezaevine girmekmiş. Ben önce düzene sokmak. Çok güzel ya çocukları. İşte birbirinize ne bileyim güzel baksaydınız şimdi çocuklarınız ortada olmazdı. Bir an önce ben uzatmak istemiyorum. Eğer kanıtlayabileceğim bir şeyler varsa kanıtlasın. İçmiş de ben her gün içmiyordum, bu bir. Ve alkol içmeyen çok nadir kişi var. %20'si alkol içmez. Hayır bunu diyemeyiz. Dışarıdaki insan hayatının. Doğru hayır, bir şey değil. Alkol içilmemeli. Doğru bir şey değil zaten. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Alkol çok zararlı bir şey. Başkaları içiyor diye de biz içecek değiliz. Yani alkolün zararlı olduğunu herkes biliyor. Aynen, doğru bir şey değil. Şey yapmıyoruz yani burada. Gerçeklerden bahsediyoruz sadece. Bütün şiddetlerin, yanlış davranışların, yuvaların dağılmasının sebebi alkol. Allah aşkına şu alkolden, iğrenç şeyden uzak durun gerçekten. Çok pis bir şey ya. Abla ne şiddetim olmuş benim alkollüyken. Hayır kendisine. Senin için demiyorum. Genelde şiddetin sebebi de alkol. Bu arada çocukları bir görsek mi ya? Odadalar çok tatlılar. Ya insanoğluna bir bardak su bile farklı etkiler edebiliyor. Bak şunların güzelliğine bakın. Ya bu zaten annesinin kopyası kız. Abla bu buraya gelmeyecekler mi? Çocukların ekranlarında ne işi var? Çok tatlılar. Oğlan da çok tatlı. Küçücükler. Ben de görmek istiyorum. Maşallah onlara. Nasıl da oyun oynuyor kardeşiyle. Annenin kopyası. Sana çok benziyor. Tamam tipi benzesin de ahırı kesinlikle inşallah benzemez. Saniye'yi yavaş yavaş alalım görsün çocuklarını. Saniye gel. Buraya getirmiyoruz tabii ekranda gözükmesin çocuklar küçük yaşı hem DNA testi de oluyor diye. Saniye gidiyor bakalım. Bunun bütün çabaları zaten nasıl, bu yüzden. Özlemiştir canım annesi. Korumak için. Görelim ekrandan. Ya çocuklara bakın ne kadar masumlar ya. Ben de merak ediyorum. Bak bak. Ya abla işte çocukların psikolojisi bozulacak ama yapacak bir şey yok. Hiç korkma çocuğum. Musa niye yıkın? Çocuklara yaptığından dolayı çocuklar. Aşk kızım ağlıyor mu canım? Canım benim. Çocuklara bak 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 canım. Kızım. Küçücükler daha ya. Tamam mı? Tamam mı anneciğim? Görmeyeceğim seni daha, tamam mı oğlum? Buradan seyredebilirsin Seyfi Bey. Bak bak kız nasıl mutlu. Özlemiş annesini. Seyfi Bey ne hissettiniz? Nasıl anneleri özlemişler? Buradan görebilirsiniz. Abla anneleri özlemiş gibi hiç durmuyor da. Yalnız şunu özlemiş gördüm ben orada. Durmuyor mu? Ben de duygulandım. Ben buradan küçük haliyle görmek istiyorum. Buraya küçük ekranı arkadan nasıl olsa gösterir misiniz ben göreyim? Alttan gösterin. Çok böyle onları sevgili benim hoşuma gitti ya. Arkadan çocukların yüzü gözükmeden. Ben hiç özlediğini düşünmüyorum abla. Ama sen de duygulandın. Abla ben duygulanırım tabii. Orada benim çocuklarım, kızım ağlıyor zannettim. Yaşı erişin ağlamamış bile. Ama bir çocuk annesiyle yani kavuşuyor. Çocuk açısından bakıyorum. Nasıl duygulanmayacak? Ya ben insanım, ben duygulanırım. Nasıl? Baksana nasıl kavuştular çocuklar. Daha küçücük onlar ya. En küçüğü kaç yaşında Seyfi Bey? Abla 1,5 yaşta diyoruz da. 2 yaşına girecek. 11. ayın 26'sında. Soruyordun değil mi annesine? Abla daha 1,5 ay önce annesini aradım. Çocukla konuş diyorum hani. Bana ters konuşup telefonu kapatıyor. Anne anne diyor o çocuk da annesinin sesini tanıdı. O tanıdı. Anne o demesine rağmen umursamadı bile. Ama ben tehdit ediyorum tabii. Kendi iddiası. Aslında şey yapmak, burada en doğru şey ne biliyor musunuz Seyfi Bey? Siz bir ev tutsanız onlar o evde yaşasa. Annesiz de olmaz ki çocuk. Siz alsanız baksanız nasıl olacak? Abla bu saatten sonra ben o kadını ev tutup çocuklara baksa diye getiririm. Sonra ben cezaevine gerçekten giderim bu sefer. Olacak iş değil o. Ama çocuklar annesiz mi kalacak? Çünkü ben onları çok denedim. Ben abla zaten niye buraya geleyim? En son şeyim benim. Ben hepsinden uğraştım. Hepsinden savaştım. En son çağrım bunlara ben yalvardım. Aile sırrı olsun dedim. Kapatalım dedim. Hiçbir kimse beni dinlemedi, anlamadı. En son çare ben sizin programınıza başvurdum. Yani Allah sizden de razı olsun. Bunları getirmek de kolay olmadı. Tabii. Ama çocuklar çok küçük ya. Bilmiyorum sizler de ne düşünüyorsunuz? Ne olursa olsun anne hata yapmış ama bir evin içinde acaba o ev tutulup çocuklar gelse... Ablacığım ben ne anlatıyorum? Bakın ablacığım. Şimdi... Sen dur Cüneyt. Ben ne anlatıyorum ablacığım? Benim... İddiam değil, benim anlatlarım hepsi gerçek ve benim 2 tane kız çocuğum var. Oğlan çocuğu olsa da fark etmez. Ben böyle bir anneye kız çocuğu emanet etmem, yetiştirtmem. Ama o çocuğu... Oğlan çocuğu da olsa yetiştirtmem. Bu sefer de dayısı gibi olur. Allah korusun. Bence bugün bir ricamız bizim de gözetimimizdeyken bugün anneleriyle kalsın çocuklar. Hayır abla. Niye? Kabul etmiyorum. Ben onu söyledim zaten alt yapıda. Ama bugün sizce bir anneleriyle kalsın bizim gözetimimizde ya. Abla çocukların psikolojisi bozuluyor. Siz psikologsunuz. Seyfi Bey. Çünkü anne daha olmayacak. Ama çocuğu hiç, çocuk annesini görmezse çocuğun psikolojisi o zaman bozulur asıl. Evet. Tamamen elinden alınır mı? Ne diyorsunuz Hüseyin Bey? Seyfi Bey şimdi şöyle anlatayım. Şimdi bütün iddialarınız haklı olduğunu düşünsek bile ki bir kısmını şey yapıyorsunuz, dilendiriyorsunuz. Anne zina fiili işlemiş olsa bile çocukla annenin arasındaki ilişkiyi kesebilecek bir hukuk sistemi yok. Eninde sonunda çocukların anne sevgisine de ihtiyacı var. Yani diyelim ki velayetini sen aldın çocukların tümünü ama anneyle yine kişisel ilişki kurmasını sağlayacak mahkeme. Yani illaki kuracak. En az bu zaten 2 haftada bir görmek üzere yatılı olarak veriliyor mahkemelerce. Kaldı ki çocuğun biri de 2 yaşında, çok küçük, anne sevgisine ihtiyaç duyduğu, muhtaç olduğu bir dönem. Yani tümden de anneyle ilişkiyi kesmek noktasına varamayız. Çünkü böyle burada bir hukuk sistemi yok. Burada senin değil bak, annenin ya da senin değil korunan menfaat. Çocuğun bir menfaati var. Anne sevgisine, baba sevgisine tabii. Bunlara ihtiyacı var çocukların. O yüzden böyle bir şeyle değil de öfkeyle hareket etme de. Ya tabii ki gidip çocukları anneyle mesela şey anlamında çocukları götür, onu da teklif etmişsin. Ayrı bir ev tutayım falan ama bugün bunu da yapmam diyorsun. Doğruyu yani söylemek gerekirse... Doğru düşünmek burada, lazım Seyfi Bey. Doğru söylemek gerekirse ben de yapmazdım öyle bir şey olsa. Teşekkür ederim. Bu hem tamam, hukuken, yasa çerçevesinde dediğiniz gibidir. Seyfi Bey, hem hukuken hem psikolojik açıdan çocukların iyiliğine değil yaptığınız. Ablacığım şimdi tamam, avukat bey'e dedim, teşekkür ederim. Doğrudur. Yasayı siz bizden tabii ki iyi biliyorsunuz. Ama yasa çıktığında öyle bir yükümlülük geldiğinde gelirse ki gelebilir. Yani hakimin isteği, önerisi gereğince işlem zaten yapılır, karşı koymam. Ama şu anda zaten mevcutta böyle bir yasamız yok ve ben çocuğumun şu anda annesinden kalmasını, yani gece kalması istiyorum. Ha burada istediği kadar birkaç saat kalsın, akşama kadar kalsın. Burada otursunlar bir hafide, muhabbet etsinler. Eyvallah. Ama ben oraya götür, burada canlı yayın yapacak. Orada erkeklerle fazla canlı yayınlar yapıyor. Canlı yayına çocuğu sokmaz herhalde. Akşam da canlı yayın yapmaz çocuğu varken. Dün akşam gidiyor canlı yayın yapıyor. Ama şimdi çocuğu varken onu yapacak değil herhalde. O kadar da değil artık. Bu kaç abla, ay kadar, bu kadar çok aşmış. Ben güvenebilsem. Abla ben 6 ay savaştım. Bak son 1,5 aya kadar ben bu kadın için yine düzeltmek için uğraştım. Sen yine de bir düşün. Zaten şu an çocuğu odada görüyorlar. Bir bakalım sen de bugün ne yapabilirim çocuklar için. Hukuken uygun olan ne yapabilirim, bir düşünelim.